Mehmet Ölmez, çalıştığım yer İstanbul Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tam karşılığı bugünkü Türk Dilleri. Çağdaş, modern Türk dillerinin üzerine ders veren bir bölüm. Yeni bir bölümdür. Yani yeni bir alan, 30 yıldır Türkiye'de var. Çalışma alanım Türkçeciyim. Türkçe sözlükler üzerine çalışırım. Türkçe sözlüklerin geneli, en eski Türkçeden bugüne. Özellikle etimoloji sözlükleri ve eski Türkçe sözlükler üzerine çalışıyorum. Kısaca böyle diyebilirim. Tek bir cümleyle özetlemek çok zor. Genel klasik cümleyle özetleyeyim. Türkçenin, ortak Türkçenin, genel Türkçenin en eski ve ilk sözlüğüdür. Ondan sonra bir sözlük yazılması, orijinal bir sözlük yazılması birkaç yüzyıl almıştır. Bundan önce de bir sözlük yoktur. Esası bu. Ve içeriği Türkçe olan sözcükleri madde başı yapmak. Yani Türkçedeki, o günkü Türkçedeki her kelime değil, sadece Türkçe olduğunu düşündükleri kelimeleri madde başı yapmaktır. Özelliği bu. Bu çok eski tarihi. 2008'e kadar uzanmamız gerekir. 2008'de Mustafa Bey, Mustafa Sinan Kaçal'ın, Hayati Bey, Hayati Develi. Üçümüz birlikte Divan-ı Lügat-ı Türk'ün yazarı Kaşgarlı Mahmut dolayısıyla bir toplantı düzenlemek istemiştik. Bunun tarihi ne demektir? Doğumu. Doğumunun birinci yılında Mahmut El Kaşgari'yi, yani Kaşgarlı Mahmut ve Divan-ı Lügat-ı Türk. O süreçte şunu öğrenmiş oldum ki Mustafa Bey yeni bir Türkçe tercüme hazırlamış, yeni bir çeviri hazırlamış. Bunu toplantımız dolayısıyla yayınlamak istedik. Ve 30'a yakın dile de çevirmek istedik. Böyle bir projeyle başladık. Ben bu çevirinin editörü oldum. O günden sonra yaklaşık 3-4 yıl Mustafa Bey'in çevirisinin editörlüğü üzerine çalıştım. Bunun anlamı şu, Mustafa Bey orta dönem Türkçenin, eski dönem Türkçenin, Osmanlıcanın bütün sözlüklerini elden geçirmiş bir hocamızdır. Bütünüyle ilgilenir. Ben ise özellikle en eski dönem Türkçe, İslamiyet öncesi Türkçe ve bugünkü modern Türk dilleri. Onların üzerine yoğunluklu olarak çalışırım. Sözlükle bağlantısına geleyim. Burada diyelim ki doğmak anlamındaki fiil. Togmak mı okunacaktır, tuğmak mı okunacaktır? 1940'larda tamamlanmış olan ilk Türkçe çeviride mesela bu togmak şeklinde, T-O-G. Besim Atalay'ın çevirisidir. Bugüne kadar kullanılmıştır. Divan-ı Lügat-ı Türk çalışmalarının başlatıcısı, en önemli çalışma Divan-ı Lügat-ı Türk ile ilgili. Ben onun tuğmak olmasını iddia ediyorum. Bir örnek vermek gerekirse bu benim iddiam. Çünkü bugün Divan-ı Lügat-ı Türk'ün dilini sürdüren, bir yönüyle sürdüren iki dil vardır. Çin'de konuşulan Uygurca, Çin'in batısında Çağdaş Uygurca veya Yeni Uygurca olarak da adlandırılıyor. Gerçi Özbekistan, Kazakistan ve Rusya'da da konuşulur. Türkiye'de az sayıda konuşuru var. Ötekisi ise Özbekçedir. Onlara bakıyorum ben. Benim birinci görevim buydu. Bu O mu olacaktır, U mu olacaktır? Veya öyle bir yer gelir ki toplamak anlamında bir fiil. Ükmek ya da yükmek. Ügmek mi, ükmek mi? Bunun içinde en eski Uygurca'da K'yi ve G'yi ayırt eden metinler varsa bunlara bakmak benim görevimdi. Eski Uygurca çalışmaktayım. Yeri gelince en uzak diller Yakutça ve Çin'de, Çin'in orta kesiminde Tibet'te konuşulan bir Sarı Uygurca vardır. Eski Uygurların tam devamı oldukları kabul edilir. Bu dillerdeki kelimelere bakın. Görevlerimden birisi buydu bu sözlükte. Bir de dizin. Ayrıntılı bir dizin. Çok yönlü, kullanışlı bir dizin. Benim görevim buydu. Aslında ilk dizin Almanca olarak 1928'de hazırlanmıştı. Bir tür dizindi. 1928 yayını Mitteve Türkischer Wortschatz, Orta Türkçenin Söz Varlığı adlı bir çalışma. Divan-ı Lügat-ı Türk'ü dünyaya tanıtan, kullanıma sunan ilk çalışmadır ki Batı'da hala onu kullananlar vardır. Karl Brockelmann, ünlü bir Arap dili edebiyatı uzmanıdır. İlk dizin aslında o. Ama o dizinde ve sonraki dizinlerdeki fark ile bu çalışmadaki farkı şöyle anlatayım. Buradan ortadan bir söz açayım. Bir örnek versem, neng diye bir kelime var. Neng. Neng bizim Türkçemizdeki şey sözünün karşılığındadır. Önceki çalışmalarda hepsinde de tabii ki bu neng var. Ve geçtiği her satır gösterilmiştir. İndeks olan her çalışmada. Besim Atalay'ın ilk çevirisi vardı. İkincisi Amerika'da yayınlanmıştı. James Kelly ve Robert Denkoff'un çalışmasıydı. Bu sözlük cildi.
Onlar da bu neng sözünün geçtiği her satır göstermişti. Üçüncü önemli çalışma Türkiye'de Türkçe olarak yayınlandı. Ahmet Bican Erciyas'ın ve Ziyad Akkoyun'u, ki her ikisi de benim hocamdı. Onların çalışmasıydı. Ama bu çalışmalarda neng sözünün geçtiği satırlar verilmişti. Bağlam yer almamaktaydı. Mesela burada sadece neng için bizim çalışmamızda 2,5 sayfa yer almış. Söz konusu çalışmalarda diyelim ki 1 sayfa satırları verilmişti. Geçtiği satırlar. Bu önemli, gerekli ve yararlı ve yeterli aslında. Ama ben indeksi açanın kendisine hangi neng sözü gerekli bulabilmesinin gerekli olduğunu düşündüm. Ve tek tek burada verdim. Bir örnek versem. Bu neng ol. Bu ne neng ol. Bu şey de nedir? Bu şey ne ola? Mesela bu cümlecik hangi satırda geçtiği tek gösterildi. Ol nengli üklitti. O şeyi çoğalttı, artırdı. Yine burada satır numarası var. En önemli fark bu dizinin farkı bu. Yani basit bir dizin değil de ayrıntılı bir dizinde. Tabii ki bir sözlük bu aynı zamanda. Bu yer verilen kelimelerin anlamları yer alır. Neng, mal, nesne, eşya, şey ve bazı cümleciklerin çevirileri yer almakta. Kısaca indeksi böyle özetleyebilirim. Coğrafi bilgiler var. Türkler ve konuşulan Türkçeler, o dönem Türkçeleri nerelerde? Kim konuşuyor? Kavimlerin adları ve bu dillerin kendi aralarındaki farklar. Gramer farkları, anlam farkları ve söz varlığı farklarıdır. Şöyle söyleyeyim. Başka anlamdaki söz için Oğuzlar adruk diye bir kelime kullanırken öteki Türklerde çoğunlukla adın sözü kullanılır. Bu adruk, bugünkü ayruk dediğimiz söz ki ayrıktır. Bugünkü Türkçesi ayrık, Osmanlıcası ayruktur. Başka, gayrı, ayrı anlamdaki bir söz. Bunlar neredeyse yere gelince, özellikle Oğuzlar söz konusu olduğunda öne çıkartılmış. Bu diller arasındaki farklar öne çıkartılmış. Ya da başka bir söz söyleyeyim, daha somut olsun. Beyaz anlamdaki söze Oğuzlar ak derken öteki Türkler ürün ya da yürün der imiş. Bunun gibi. Bugünkü Türkçeden bir örnek vereyim. Bu standart kullandığım bir örnektir. Çünkü kişi adlarından iyi bilinir. Sevinmek fiili standart Türkçede sevinmek iken Anadolu'da sevinmek pek bilinmez aslında. Anadolu'nun dilinde sevinmekten ziyade kıvanmak vardır. Orta Anadolu'ya giderseniz sevinmek normal vatandaşın gündelik hayatında yoktur. Eğitimle birlikte, medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte sevinmek Türkçe'ye girmiştir. Ki buna bağlı olarak sevinç ve kıvanç adları da aynı şekildedir. Halbuki ikisi tamamen aynı sözler anlam olarak. Ama iki ayrı diyalekte ait. İki ayrı bölgeye ait. Birisi İstanbul temelli yazı diline ait sevinmek ve oradan çıkan kız ismi kullanıyoruz bugün sevinç. Ötekisi ise Anadolu ağızlarına dayanan kıvanmaktan kıvanç. O da erkek adı olarak kullanılıyor. Aslında tamamen aynı. Yani Kaşgarlı'nın sözcüğünde bu farklar da öne çıkartılmış. Oğuzlar nedir? Öteki Türkler nedir? Öteki Türkleri adlarıyla da ayırmış kim olduğunu. Bazen bunlara Yağma adı vermiş, bazen Argu adı vermiş, bazen Uygur adı vermiş, bazen de Türk demiş, Türkler demiş. Bunun üzerinde çok fazla durmuyor. Asıl amacı Araplara Türkçe öğretmek. Arapça o dönem için geçerli bilim dili, kültür dili, sanat dili, devlet dili aynı zamanda. Çünkü bu sözlüğü halifeye sunmuş. Arapçanın ne olduğunu herkes o dönem için biliyor 11. asırda. Ama Türkçenin de Arapça kadar önemli, yeterli bir dil olduğunu göstermek istemiş Kaşgarlı. Ve bunu öğretmek istemiş. Ama ne kadar buradan Türkçe'yi öğrenilmiş, bunun hakkında hiçbir bilgimiz yok. Hiçbir kayıt yok. Hiçbir tesir yok bunun hakkında. Bir tek tesirinden bahsedebilirim. Elimizdeki yazma orijinal Kaşgarlı'nın kendi elinden çıkan bir yazma değil veya yazdırdığı yazma değil. Orijinal yazmadan en az bir asır sonra istinsa edilmiş. Yani kopyalanmış, çoğaltılmış bir yazma. Demek ki bu tutulmuş, beğenilmiş. Belki birden fazla kopyası var, varmış. Ama bildiğiniz gibi savaşlarla birlikte en çok tahrip olan yerler kütüphaneler. Ki Bağdat en çok tahrip olan yerlerden birisiydi. Ve bu sözlükte Bağdat'ta hazırlanmıştı ve ünlü bir Arap dil bilgisi ekolüne göre hazırlanmıştı. Yani bunun bir sistemi var. Bu Arap gramercilerin kullandığı bir sistem. Basra ekolü deniyor. Basra ekolüne göre hazırlanmış. Arapçanın etkisi burada.
Basra ekolüyle anlatılabilir. Kaşgarlı Mahmud'un en son geldiği nokta, en son sığındığı nokta Orta Doğu. Halife'nin yaşadığı yer Bağdat ve bu bölgedeki en etkin Türk halkı Alparslan ve Selçuklular. Dolayısıyla en güçlü olan Türk halkının sınırları içerisinde yaşıyor, onlara yakın yaşıyor. Kendi doğup büyüdüğü bölge ise hiç ulaşamadığı bir bölge. Oradan çıkmış, geze geze Bağdat'a kadar gelmiş. Kendi deyimiyle bütün Türk kavimlerini gezmiş, hepsinden sözler derlemiş. Kendi kavminden, kendi devletinden çok uzakta. Zaten siyasi sorunlar dolayısıyla kendi devletinden, Karahanlılardan kaçmak zorunda kalmış. İç karışıklıklardan dolayı. Doğup büyüdüğü yer bugünkü Kaşgar'a bir saat uzaklıkta bir köy. Orayı da öne çıkartmış aslında. O bölgelerdeki şehir isimlerini tek tek zikretmiş, anmış. Onlara da yer vermiş. Ama bütünlüklü olarak yer verdiği tek kavim Oğuzlar. Divan-ı Lügat-ı Türk olmasaydı biz Oğuzların kaç boy olduğunu, bu boyların özelliklerini, damgalarını bilemeyecektik. Oğuzlardan en eski edindiğimiz bilgiler eski Türk yazıtlarıdır. 9 boy olarak bahsedilir. 9 Oğuz. Yani 9 Oğuz. Ve bunlar hakkındaki bazı ayrıntılar çok az döküntü olarak eski Türk yazıtlarında Kültigin, Bilge Kağan ve Tunyukuk'ta geçer. Geri kalanı Çince kaynaklarıdır. Çince kaynaklar onu Jiuxin yani 9 boy gibi ele alır Çin kaynakları. Ama o zaman 9'dur. Aradan 350 yıl sonra Divan-ı Lügat-ı Türk'e baktığımızda 24 tane Oğuz boyundan bahsedildiğini görürüz. Demek ki o süreçte Moğolistan'dan Orta Asya'ya geçiş, göçüş sürecinde Oğuzlar kendi içerisinde nüfus artımıyla bölünmüşler, sayıları artmış. İşte bu 24 Oğuz boyunun tek tek kim olduğu ilk kez burada yalandır. Buradan sonra birkaç yüzyıl sonra Oğuzlara, bu boylara değinen kaynak yoktur. Birkaç yüzyıl bir boşluk var. Tek kaynaktır. Bugün günümüzde halkımız biliyorsunuz tarihi televizyonlardan öğreniyor, izliyor. Kayıların amblemini, damgasını şu an Türkiye'de herkes biliyor. Televizyon dizileri olmasaydı Türkiye'deki 83 kişiden 3 kişi zor bilecekti kayıların damgasını. Oysa o damga burada var ilk kez. Divan-ı Lügat-ı Türk olmasa bilmeyecektik bunu. En uzaktaki Türklerden, Salgurlardan bugün Oğuzlara kadar hepsi burada var. Salgurlar deyince şöyle söyleyeyim. Salgur bizim Türkçemizde Salur olmuştur. Anadolu'da Salur adıyla birçok yer var. Onlar Oğuzların şu an yaşayan en doğudaki bölümüdür. Çin'in Tibet bölgesinde, yüksek platoda, 2000 metrede yaşarlar ve kendilerini Salur olarak adlandırırlar. Onların amblemi hemen burada ilk satırlarda yer alır. Hemen başlarda. Salurları da böylece burada görmüş oluruz. Kelime olarak bilirdik, ad olarak bilirdik ama bunlar kim diye biz Türkiye'de hiç bilmezdik. 120-130 yıl kadar önce Türkoloji literatürüne Salurlar girdi. Bizim en uzaktaki boyumuzu biz bilmiyorduk ama Divan-ı Lügat-ı Türk biliyordu. Oğuz diye onları zikrediyor. Divan-ı Lügat-ı Türk olmasa o 24 boyu bilmezdik. Bugün iki tanesi İnallı, Kaşkay şeydedir. İnallılar, burada Eynallı diye de geçer. Yine ilk kez burada geçer, sonlarda. Bugün İran'da Şiraz bölgesinde Göçebe olarak yaşamlarını sürdürmektedirler. Yani Oğuzların tarihi için en önemli belge yine burada. Dilleri için en önemli yine belge burada. Oğuzlar için de önemli bir kitap. Bugün Divan-ı Lügat-ı Türk'e en çok Uygurlar ve Özbekler sahip çıkar. Aslında bu bütün Türk coğrafyası ve Türk dilleri için önemlidir. Özellikle de aslında bizim için önemlidir. Ne kadar Uygurlar hem şehrimiz kendi yazarımız diye düşünseler ki o Opal köyünde bir heykelini dikmişler. Bundan ne kadar önce oluyor? Herhalde 25 yıl kadar önce. Ben 20 yıl kadar önce gitmiştim. Ve kendi kabri ziyaret yeridir bugün. Kaşgarlı Mahmud'un. Sözlük dışında evet. Bir coğrafya kitabı. Açıklamalı coğrafya kitabı. Kim nerede oturuyor? Bundan bahsettiği gibi onların geleneklerinden de bahseder. Bu haritada çok kısa şöyle gösterip tekrar haritaya geçeceğim. Çünkü ayrıntıya gerek yok. Ortada bir kırmızı kare görebiliyoruz. O kare çevresinde döneceğim.
Bu haritayla, haritanın seviyesiyle ilgili Mustafa Bey çok çalıştı. Coğrafyacılarla çalıştı. Birinci düzey değil, ikinci düzey bir harita, haritacılık açısından. Ama ikinci düzey de olsa, yani seviyesi, ilmi seviyesi, bilimsel seviyesi, elimizdeki tek kaynak. Türkler tarafından çizilen, dünyayı anlatan tek kaynak. En üst tarafı doğuyu göstermekte. Çünkü doğu esastır Türklerde. Sonrası batı. Ve en üstte Japonya'dan başlar. Japonya diye düşünüyoruz. Jabarka diye bir bölge. Ve ortada diğer Türklerin, özellikle Uygurların ve Karahanlıların ağırlıklı olduğu şehirler geçer. Mesela burada Kuça şehri var. Kuça, Uygurların yaşadığı, o dönemki Uygurların yaşadığı bir şehir. Yarkent, Kaşgar var. Kaşgar, Karahanlıların, Müslüman Türklerin yaşadığı bir bölge. Oğuz değil de, Uygur değil de Müslüman Türklerin yaşadığı bölge. Dünyadaki geleneğe göre tanımadığı, bilmediği yerleri Yecüc Mecüc topraklar diye tanımlar. Bu batı, doğu ile güney arasında, güneydoğuda bilinmeyen topraklar var. Yecüc Mecüc, yani tam Okyanusya bölgesi, bugünkü deyimle Okyanusya bölgesi, en uzak doğu. Haritanın özelliği böyle diyebiliriz. Orta Doğu'yu da çok güzel ele alan bir harita. Daha ayrıntılı Horasan toprağı, Irak, Hicaz tek tek yer vermiş. Mısır, İskenderiye, bunların hepsi dağlar yer alır. Oğuzların ülkesi, Kıpçakların ülkesi, Tatarların ülkesi, hepsi tek tek ilk kez bu haritada gösterilmiş. Bu tabii ki göreceli. Çünkü ölçüler bugünkü bildiğimiz ölçüye göre değil. Kendisi yaklaşık olarak yer vermiş. Harita için kısaca bunları söyleyebilirim. Ama bu yer adlarının tek tek transkripsiyonu ve doğru yere yerleştirilmesi için yine Mustafa Bey ile çalıştık ve bir grafikerle çalışmıştık bunu hazırlarken. Bizde, bizim Türkçemizde Divan-ı Lügatürk'teki sözlerin hemen önemli bir kısmı türevleriyle, müştaklarıyla yaşıyor. Bizim Türkçemizde var. Ama bizim Türkçemizde olmayan bazı kelimeler de diğer Türkçelerde var. En başta Özbekçe'de, Uygurca'da ve bir kısmı Kazakça'da, Kırgızca'da. Ve bunların hiçbirisinde olmayan bazı sözler de en uzakta. Yakutça'da, Tuvacı'da ve Çin'in Tibet'e yakın olan kesimde Sarı Uygurca'da devam ediyor. Bu Sarı Uygurlar dediklerim ise nüfusları yaklaşık 12 bin olmakla birlikte kendi ana dilini Uygurca olarak konuşan sayısı 4500. Gündelik hayatta konuşan ise birkaç yüz olan bir dil. Moğolistan'dan çıkıp Çin'e göç eden, yerleşen en eski Uygurların devamı bunlar. Böyle olduğunu düşünüyoruz dillerinden dolayı. Bu dillerde yaşıyor. Divan-ı Lügatürk'teki bazı kelimeler. Yani biraz önce örnek verdiğim ürün kelimesi vardı. Türk dillerinin çoğunda artık ak kullanılıyor. Oysa Divan-ı Lügatürk'te bu sadece Oğuzların kelimesi olarak gösterilmiş. Öteki Türkler için genelde ürün ya da yürün sözü öne çıkartılmış. Oysa bugün Orta Asya'da hepsi ak kelimesini kullanıyor. Ürün kelimesini unutmuş. Ama o ürün kelimesini ya da yürün kelimesini yer adlarında yaşatıyorlar. Şöyle bir örnek vereyim. Hotan ya da onların deyimiyle, Uygurların deyimiyle Hoten şehri. Kaşgar'a birkaç saat uzakta. Bu birkaç, epey bir birkaç saat. Çünkü ben gece otobüse bindim. Sabah indim. O halde akşam bindim. Saat 19 gibi bindim. Sabah 6 gibi otobüsten indim. Çöldeki şartlara göre gittik. Orada bir ırmak var. Çok ünlü bir ırmak. Himalayalardan akıp geliyor. Buzlar ya da karlar eridikten sonra. O deryanın adı Yürünkaş Deryası. Yürünkaş Deryası ak mücevher taşı. Kaş mücevher taşı. Bir mücevher, yani bir mücevher türü ama basit olanı. Kaş taşı diye de geçebilir. Yürün ise ak. Yürün Kaş Deryası. Derya o bölgede, Orta Asya'da ırmak. Büyük ırmak yerine kullanılır işte. Sır Derya'dan biliriz. Yer adlarında Uygurlar yaşatıyor. Ama gündelik hayatlarında onlar da ak sözünü kullanıyorlar. Buna benzer bazı sözler, unutulan sözler öteki Türk dillerinde yaşıyor. Ya da hiçbir Türk dilinde bugün yaşamayan bir kelimeden bahsedeyim. İç Anadolu'dan gelen, İç Anadolu coğrafyasından gelen her Türk'ün bildiği bir kelime vardır. Sındı kelimesi. Makas yerine kullanılır. Bugün eğitimle birlikte çoğunlukla unutulmuştur ama Kırşehir, Adana, Konya, o bölgeden gelen birisi sındıyı bilir.
Bu başka Türk dilinde yok. Divan-ı Lügatürk'te özellikle belirtilmiş. Oğuzların kullandığı bir kelimedir. Makas için kullanılır. Sındu şeklindedir. Bugünkü çoğu Türk dilinde bu kayça sözü var. Oysa Oğuzlar ta o dönemden kalan bu sözü hala kullanmaya devam ediyor. Hiçbir Türk dilinde hatırlanmıyor. Sadece Anadolu'da kullanılıyor ve bayağı yaygındır. Sımak, kırmak ya da sınmak, kırılmak sözüyle de alakası yoktur. Çince bir kelime. Çince'den alınmış eski bir kültür sözcüğü. Bugün Çince'de, Japonca'da, Korece'de canlı olarak süren bir sözdür. Japonca sentao idi yanlış hatırlamıyorsam. Bugün Çince'si cindao diye bir söz. Anadolu'da sındı olarak kullanılır. Yani Divan-ı Lügatürk'ün bu yönlerini de öne çıkartabilirim. Türkçenin veya Türk dilinin, Türk dillerinin yazımında birden fazla alfabe kullanılmış geçmişte. Bugün de öyle. En eskiden başlayalım. Türklerin kullandığı ilk alfabe Türk yazısı dediğimiz, Avrupa'da runik yazı denen, gizemli, sırlı demektir alfabe. Bu alfabede 38 harf var. Oysa Türkçe'de 38 ses yok. Ses ve yazı iki ayrı şey. En çok kullanılan sesler için o alfabede 5 tane işaret kullanılmış. Türklere ait alfabede. En çok kullanılan ses de Türkçe'de K'dir. K ve K. K ve K'yı gösteren, K ve K'yi gösteren, K'yı K'yi gösteren 5 tane harf hazırlamış Türkler. Bu alfabe ünsüzler konusunda ya da yaygın deyimle sessizler konusunda bayağı iyi. Ama ünlüler, sessizler konusunda o kadar iyi değil. Nerede Ü var, nerede U var ayırt edemeyiz. Nerede O var, nerede Ö var ayırt edemeyiz. Veya kelime kısa mı, uzun mu? At mı, ağat mı? Bunu ayırt edemeyiz. Aç mı, ağaç mı? Sadece bu ikisini ayırt eden bir kural uygulamışlar. Veya bunun gibi 2-3 kelime, bir de boğa kelimesi, buka şeklinde bu yazıda var. Ama 10 tane örnek yok. Eski Uygur yazısı, kendilerine komşu Soğutlardan almışlar bu yazıyı Uygurlar. O da uzunlukları gösteren bir imlaya sahip değil. İsteselerdi gösterirlerdi ama yok. Divan-ı Lügatürk'e gelince, yani en eski bildiğimiz Türkçeden neredeyse 350 yıl sonra, yine Türkçe için, Türkçenin ifadesinde yeterli olmayan bir alfabeyle yazılmış bir sözlük. Türkçenin yazımında yetersiz de kastettiğim Türkçe için önemli seslerden birisi K ve G'dir. Bu çok önemli, K ve G. Çekmek mi, çeymek mi ya da değmek mi, dekmek mi? Bunu bilmeyiz o yazılan kef harfinden dolayı. Öteki önemli konu, U mu, O mu? Bunu anlamak çok zordur. Ele aldığı kalıplardan dolayı önemli ölçüde anlıyoruz. Doğmak mı, doğmak mı işte söylediğim gibi. Ya da doğ mu, doğ mu? Bunları Arap yazısından anlamak o kadar kolay değil. Ama buna rağmen Kaşgarlı Mahmut uzunlukları göstermeye çalışmış. Arap yazısının bir avantajını kullanmış. Elif, vav ve y harfleri bunlar uzatma harfleri olarak geçiyor. Yani ünleri normal Arapçada nasıl uzunlukları elif, vav, y gösteriyorsa Türkçe kelimede de böyle kullanmış. Normal kısalıkta bir e, a, ı, i, o, u, ö, ü var ise hiçbir hareke kullanmamış. Uzunluk varsa hareke değil de harf de değil, medde değil ikinci bir elif kullanmış. Somutlaştırayım örneğimi, biraz karmaşık oldu. Bizim Türkçemizde bugün bir at var, üzerinde binilen hayvan, dört ayaklı beygir, kısrak hepsi var. Bir de adı var isim anlamında. Oysa Orta Asya Türk dillerine bakacak olursak Kazakça, Kırgızca, Özbekçe hepsinde bir tane at var. İki anlamda kullanılır. Kazakça'da at, üzerine binilen hayvan, at kişinin ismi. Uygur metinlerinde de eski Türk yazısında yani kök Türkçesi de aynı. Ama Divan-ı Lügatürk'te Kaşgarlı Mahmut iyi bir dilci olarak, dikkatli bir olarak bunu ayırt etmiş. Üzerine binilen hayvanı, A'sı kısaymış, bir elif bir T ile göstermiş. Ama isim olan at sözünü iki tane elif bir T ile yazmış. Yani iki tane elif kullanmış yani. Bir, iki. Med kullanmamış. Üstüne bir çizgi çekmemiş yani uzunluğu gösteren. Bu çok duyarlı bir hareket. Ya da aç kelimesi, karnı aç ile kapıyı aç iki ayrı sözcüktür o dönem. Çünkü karnı aç uzun bir ünlüyle ağaç, kapıyı aç kısadır. Kapıyı aç yazarken bir elif bir cim kullanmış, öbüründe ikinciyi kullanmış. Bunun aynısını o, ı, ü için söyleyebilirim. O için bildiğimiz örneklerden hareket edeyim. Ot, Türkçe'de yeşillik. Bir elif, bir t ve hareke
ile gösterilmiş. Ötre ile gösterilmiş. Ot. Ancak ateş anlamında bir ot daha var eski Türkçe'de. T iledir. Bir elif, bir vav, bir de T ile gösterilmiş. Buradan anlıyoruz ki bu ot. Yani ünlüsü uzun. Bunu günümüzdeki bu uzunlukları koruyan Türk dilleriyle karşılaştırarak da desteklemiş oluyoruz. Yakutça'da bu uzunluklar korunur. Yakutça'da bir at vardır, üzerine binen hayvan. Bir de ağat vardır, kişinin ismi. Ağat, kişinin ismi. Yakutça bunu aynıyla Divan Lügat Türk'teki gibi korur. Kaşgarlı Mahmut tıpkı Yakutça'daki gibi bir harfi iki defa yazarak uzunluğu göstermiş. Yakutça'da da Kiril yazısında iki defa A harfi yazılır, bir de T yazılır. Ot da aynı şekilde. İşte ot uzun bir ünlüyle olunca ateş anlamına gelir. Azerbaycan'da daha canlı, bizde o kadar değil, oddu. Bugün D'ye dönüşmüş. Bugün D'ye dönüşen o sesler işte o dönem T'ymiş. Bu uzunlukları çok dikkatli bir şekilde Kaşgarlı göstermiş. En önemli belge bizim için. Kaşgarlı olmasaydı bunu bu kadar rahat konuşamazdık. Bir söz arıyorsa doğrudan indekse bakması gerekiyor. Dizim kısmına bakması gerekiyor. Doğrudan dizim. Yoksa oturup çok iyi bir şekilde hangi sistemde yazdığını anlamaları gerekir. Ki burada da kelimeye ulaşmaları yarım saatlerini alabilir. İndeks kullanmazlarsa. Çünkü Kaşgarlı o günün, o dönemin sözlükçülük anlayışına göre Türkçe'yi ifade etmeye çalışmış. Bablar, yani vezinler, ölçülere göre. Önce tek hecelilerle başlamış. O tek hecelileri kendi içerisinde elif, b, t, s sırasında dizmiş. Sonra iki heceliler, üç heceliler, bunların farklı şekilleri. Sonuna kadar aynı ölçüyü birkaç kez tekrar ederek devam etmiş. İşte ilk baştan başlayacak olsak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kelime, ilk 6 kelime elif ve b harfiyle yazılan kelimedir. Elif ve b ile yazılan ama farklı okunan. Ep, ap, ap, üp, op, op. Bunlar sıralanmış. Bunu kendi bilgisiyle aramaya kalksa isteyen biraz zor bulur. Ondan sonra T ile, elif ve T ile, sonra elif ve cim ile, elif ve R ile. Bu tek hece olayı bitince, sonra yani ünlüyle başlayanlar bitince, ondan sonra ünsüze geçecektir. Ünsüzlerle başlayanlar. Bunu bulması, indeksi kullananın çok zor olacaktır. Elifle başlayan kelimeler, yani bir ünlüyle başlayan kelimeler, bu Mustafa Hoca'nın çevirisinde ne kadar sürmüş? Şöyle bir açtığımızda 1600. kelimeye kadar, 1600'e kadar, yani ilk 1600 kelime bir ünlü sesli harfle başlayan kelimeler. 1655. Bunlar bugünkü Türkçeden düşünelim. A, E, I, I, O, Ö bunların hepsi ilk 1600'de yer almış. İndeksi kullanmayan bunlara zor ulaşır. Bunun için indeks mutlaka gerekli. Yani elif, b, t, s, i'yi bilmek yetmiyor. Arap yazısını bilmek yetmiyor. Kalıpları bilmek de yetmiyor. Mutlaka indekse bakması gerekiyor. Bunun için de indeksi olmayan Divan-ı Lügat Türk yayınları kullanışsız oluyor. Ve mevcut yayınların çoğunda indeks var. Bir iki kelimeden bahsedeyim o zaman. Not aldım. Yer adları vardı. Türkler için o dönem önemli olan şehir adlarını burada haritada ve içeride zikretmiş. Mesela Ordukent. Ordukent Kaşgarlı için önemli olduğundan dolayı zikrediyorum. Kaşgar demek. Kaşgar'a verilen şehir Ordukent. Ordu Türkçe'de saray demek. O dönem Türkçesinde ordu saray demek. Bu bizim bildiğimiz askerlerden oluşan birlik demek değildir. Daha da eskisi Otav. Otav Hümayun aslında ordu. Büyük çadır. Hakan'ın bulunduğu çadır ordudur. Merkezdir çünkü. Askerlerin çevresine sıralandığı merkez. İslami dönem Türk yönetiminde en önemli şehir Kaşgar. Bundan dolayı da adı Ordukent. Buna değinmek istedim. Kent kelimesine gelince o dönem onlar için şehir gibi görünse de Oğuzlar söz konusu olunca kent köy demekmiş. Kentin anlamı köy. Ve bu köy bugün Azerbaycan'da yaşar. Azerbaycan'da çünkü dil yenileşmesi, dil reformu ya da dil devrimi Azerbaycan'da olmadı. Bunun için de bize ait, Oğuzlara ait kelimelerin en eski imlaları, telaffuzları, manaları Azerbaycan'da.
Kent dediğiniz zaman o da Azerbaycan'da köy anlaşılır. Bizdeki başkent ve benzeri sözcüklerdeki kent eski Türkçeden alınmış bir anlamdır. Eğer doğru Oğuzca olsaydı Azerbaycan'daki gibi olacaktı. Buna benzer daha değineceğim nokta çoktur. Tek söyleyeceğim, eğer Türkçe ile ilgili bir çalışmaya başlamak gerekiyorsa sosyoloji açısından da, antropoloji açısından da, coğrafya açısından da orijinal telif ilk kaynak budur. Söyleyeceğim bu. Birkaç tane daha sözlük var. İslami dönem Türk sözlükçülüğüne ait. Hem Türkiye'ye hem de Orta Asya'ya ait sözlükler. Onların şu an redaksiyonu sürüyor. Bir de Türkçenin tarihine ait bir çalışma olacak. Özellikle bu Türkçenin tarihine ait ayrıntılı bir çalışma hazırlığımız var. Son söyleyeceğim bu.